Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi 3. parti uygulamalar artık Mini 2, daha üst seviye bir DJI drone gibi, Air veya Air 2 S'te bulunan özellikler gibi özellikleri olan bir drone haline getirecek gibi gözüküyor. Bugün Litchi uygulamasının iki farklı takip modundan biri olan Follow modu nasıl kullanılıyor ve ne kadar iyi, bunları konuşacağız. Başlamadan önce son dönemde kullanmaya başladığım ve diğer 3. parti uygulamalardan daha iyi olan, Litchi'den daha iyi bir arayüze sahip olan Maven uygulamasıyla ilgili videoları ileriki günlerde kanala yüklemeye başlayacağım. Biraz önce gördüğünüz Hyperlapse Maven uygulamasıyla çekildi. Bu uygulama bence Litchi'den daha kullanışlı bir arayüze sahip ve takip modu veya waypoint modları sayesinde Mini 2'yi gerçekten daha üst düzey bir drone haline getiriyor. Şimdi bu videoda bahsedeceğim Litchi uygulamasının sunduğu takip moduna gelelim. İlk olarak uygulamanın menüsüyle ilgili konuşalım. Uygulamaya girdiğinizde uygulamanın menüsü arayüzü bu şekilde. İlk başta ilk yüklediğinizde uygulama bu modda açılıyor. Daha sonra diğer modları kullanmak için sol üstteki bu Litchi sembolüne tıkladığınız zaman FPV, Waypoint, Follow, Orbit, Panoramic, Focus, Track modlarını görebiliyorsunuz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi uygulama Follow ve Track olarak iki farklı takip modu sunuyor. Bugün bahsedeceğimiz mod Follow modu. Bu arada Track modu bence Follow modu kadar iyi çalışmıyor. Bunu da ileriki günlerde farklı testlerle deneyeceğim. Follow modunu seçiyoruz. Follow modunu seçtiğimizde sağ tarafta gördüğünüz gibi videoyu başlatabiliyorsunuz. Bundan önce yapmamız gereken Follow modunda ayarlar kısmına gelmek. Follow modunda kullanacağınız bütün ayarlar bu ekrandan yapılıyor. İlk olarak altitude, yani drone'un uçacağı yüksekliği belirlemeniz gerekiyor. Bu yüksekliği çok dikkatli bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Çünkü etrafınızda herhangi bir cisim, ağaç veya bina, drone'un çarpabileceği bir şey varsa, Mini 2'de alt tarafı takip eden sensörler dışında başka hiçbir sensör bulunmadığı için drone sağa sola uçarken ya da sizi takip ederken önüne bir engel çıkarsa bu engele çarpacaktır. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Etraftaki engellerin yüksekliğine göre uçuş yüksekliğini belirlemeniz gerekiyor. Zaten daha önce de konuştuğumuz gibi takip modunu kesinlikle etrafta drone'un çarpabileceği bir yer olmadığı alanlarda yapmanız gerekiyor. Distance, uzaklık kısmı drone'un sizi ne kadar uzaklıktan takip edeceğini seçmenize yarıyor. Genel olarak birçok durumda tamamen yukarıdan takip etmesini istemeyeceğiniz için bunu biraz uzak seçmeniz gerekiyor. 20-30 metre iyi bir seçenek olarak gözükebilir. Tabii bu yine drone'u nerede kullandığınız, nasıl bir takip yapacağınıza bağlı. Daha sonra heading mod, drone'un ne tarafa dönük olacağı ile ilgili. Burada kuzeye veya gittiği yöne şeklinde seçebiliyorsunuz. Ben bu denemeleri yaparken sadece gittiği yöne bakmasını seçip takibi yaptım. Daha sonra bu heading kısmında drone'un sizin peşinizden gelmesi, sizi 45 derece açıyla çekmesi, soldan gelmesi takip ederken 135 derece açıyla çekmesi, yani biraz önden çaprazdan takip eder gibi sizi takip ediyor. Drone'un geri geri uçarak sizi önden çekmesi, diğer çapraz taraftan çekmesi, sağdan çekmesi, arka çaprazdan çekmesi ve tekrar arkaya geri dönüyor. Etrafınızda bir orbit oluşturduğunuz zaman bu daire üzerinde drone arka, ön, sağ, sol ve çaprazlardan sizi çekebiliyor. Gimbal'ı manuel ve otomatik olarak farklı ayarlarda kullanabilirsiniz. Manuel olduğunda gimbal'ın baktığı yeri siz ayarlıyorsunuz ve drone bunu değiştirmiyor. Takip ettiği cismin boyutu ve farklı özellikler de burada var. Bunlarla bu denememde oynamadım ve diğer burada gördüğünüz özellikleri bu şekilde bıraktım. Ayarları yaptıktan sonra start'a basarak drone'un takibini başlatabiliyorsunuz. Drone'un takibini başlatmanız çekimi başlattığınız anlamına gelmiyor. Bu yüzden sağ tarafta gördüğünüz video kayıt tuşuna da basmanız gerekiyor. Bu sayede hem kayda başlıyorsunuz hem de drone sizi takip etmeye başlıyor. Menünün kullanımı ve teste geçmeden önce takip modunu kullanırken çok dikkat etmeniz gerektiğini bir kere daha söylemem gerekiyor. Çünkü Mini 2'de sağ, sol, ön, arka veya üst sensör bulunmuyor. Bu yüzden drone sizi sağdan takip ederken, geri geri uçarken, yani önden takip ederken veya arkanızdan gelirken önüne herhangi bir cisim, herhangi bir engel çıktığı zaman bu engele çarpacaktır. Bu yüzden etrafta ağaçların, binaların, herhangi bir engelin olduğu yerde drone'un takip modunu kullanmak çok dikkat isteyen bir şey. Ya bu engellerden daha yüksekte uçmanız gerekiyor ya da gideceğiniz yolu çok iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Drone'u kendiniz uçururken
sensörsüz bir drone olduğu için zaten çarpma riskiyle karşılaştıysanız veya çarptıysanız takip modunu kullanmak sizin için bence daha zor olacaktır. Çünkü drone birazdan da bahsedeceğim gibi takip modunda beklenmeyen hareketler yapabiliyor. Ve bu etrafta bir cisim varsa, bir engel varsa buna çarpmasına neden olabilir. Şimdi test etmek için çektiğim videoları ve bu özelliğin performansı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Girişte gördüğünüz videodaki elektrik skuterla giderken drone'un takibini Litchi uygulamasını kullanarak çektim. Ve bence drone oldukça tutarlı bir şekilde takip edebiliyor. Takibi önden, arkadan, etrafta ağaçlar varken daha boş bir alanda, daha alçak, daha yukarıdan uçuşlarla yapmaya çalıştım. Ve hepsinde drone beni başarılı bir şekilde takip edebildi. Bence Litchi'nin follow modu oldukça kullanışlı bir mod. Burada sadece başlangıçta da söylediğim gibi etraftaki engellere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca Litchi uygulamasında drone'un soldan veya sağdan takip etmesini istediğinizi söylediğiniz zaman drone siz harekete geçmeden ne tarafınızın sağ ve ne tarafınızın sol olduğunu anlayamıyor. Bunu Google Maps kullanırken veya araba kullanırken GPS ile yola bakarken durduğunuzda GPS'in sizin ne tarafa gittiğini anlamaması gibi düşünebilirsiniz. Siz harekete geçtikten sonra drone tam olarak ne tarafa gittiğinizi ve sağınızın ne tarafta kaldığını anlayabiliyor. Fakat siz sağdan takip etmesini isteyip daha sonra takibi başlattığınız zaman drone sizin ne tarafa gittiğini anlamadan bir anda solunuza, önünüze veya arkanıza geçebiliyor. Bu da sağ tarafınız boş ve sol tarafınızda bir engel varsa, benim bu videolarda gördüğünüz gibi ilk gidişimde sol tarafta ağaçlar var ve sağ tarafta drone'u eğer çok alçaktan takip ettirirsem drone bir anda sola giderse ağaçlara çarpabilecekti. Bu yüzden drone'u genel olarak ağaçlardan daha yüksek uçurdum. Siz hareketinize başladıktan sonra drone genelde yanılmıyor. Fakat başlamadan önce tam olarak sağ ve solu anlamadan, nerede durması gerektiğini anlamadan ani hareketler yapabiliyor. Bu da takip yaptığınız yere göre çok tehlikeli bir hareket olabilir. Ben bu testleri yaparken elimdeki kumandayı çantaya koydum ve o şekilde drone'un beni takip etmesini sağladım. Kumandayı çantaya koyarken de modun iptal olmaması için daha rahat kullanmak için taktığımız iki küçük joystick'i sağ ve sol tarafa takmadım ve çantaya joystick'ler takılı olmadan kumandayı koydum. Daha sonraki videolarda göstereceğim Maven uygulaması bu konuda çok daha başarılı. Çünkü drone'un tam olarak nerede duracağını siz seçebiliyorsunuz ve nereden başlayacağını da siz seçebiliyorsunuz. Uygulamada bulunan Co-Pilot özelliği birçok otomatik hareketi yapmanıza yardımcı olabiliyor. Şimdi test için çektiğim videoları izleyelim. Thank you.
Gördüğünüz gibi Litchi'nin follow modu oldukça başarılı. Kumandayı takip ettiği için oldukça başarılı bir şekilde bizi takip edebiliyor. Diğer takip modu olan track moddaki gibi ekranda gördüğü objeyi takip etmeye çalışmıyor. Bu da bize daha düzgün ve daha stabil bir takip olanağı sunuyor. Zaten Mini 2 veya Air 2S gibi, Mavic 3 gibi DJI'nin diğer droneları da tam olarak bir takip drone'u değil. Bu yüzden sizi dakikalarca ya da bütün uçuş zamanı boyunca takip etmesini istiyorsanız başka bir drone'a yönelmeniz daha doğru olacaktır. Mini 2 ile takip yapmak gerçekten iyi bir planlama gerektiriyor ve drone'u çarpmamanız için etrafta çıkabilecek engellere hakim olmanız gerekiyor. Ama birkaç dakikalık takiplerle bir yerden bir yere giderken güzel görüntü elde etmek için sinematik videoların içerisinde baştaki kısa örnek gibi kullanmak için takip modunu kullanabilirsiniz ve follow modu oldukça başarılı. Bir sonraki videoda Litchi uygulaması değil, yine üçüncü taraf bir uygulama olan Maven uygulamasını anlatacağım. Bu uygulama bence Litchi'den daha başarılı ve daha başarılı bir arayüze sahip. Takip modunun oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Siz hareket ederken etrafınızda drone'un orbit yapabilmesi, dönebilmesinin de oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve waypointlerin başta gördüğünüz hyperlapse gibi videolar çekmenizi sağlayacak waypoint modunun da gayet iyi çalıştığını düşünüyorum. Ve bunların hepsinin nasıl olduğunu bir sonraki videolarda Maven uygulaması üzerinde göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.